Hepimizin artık kendi oğul ve kızları, hepimizin anne, abla, kardeşleri şeklinde tüm Türkiye sahiplenmiş vaziyette. Hepimiz çok güzel haberleri bekliyoruz. Gerçekten cansiperane bir mücadele var. Saatlerdir çok yorgunlar ama onlar için hiç önemli değil. Bundan sonra da yine başka bir ihbar alırlarsa sanki hiç çalışmamış gibi o enerjide gideceklerini biliyoruz ki gördük. Gerçekten madencilerimizin bu alanda ne kadar güzel çalışmalar yürüttüğüne şahitlik ettik. İnşallah yine bir örneğiyle de burada Kahramanmaraş'ın merkezinde Aydın Apartmanı'nda 7 katlı Aydın Apartmanı'nın enkazında bulunan anne ve çocuğunun kurtarılmasıyla tekrar şahitlik etmiş olacağız. Tabii ki daha burada işlemler sürüyor. Zamanla mücadele ediyoruz ama acelemiz yok. Titiz bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü bu işler hataya mahal verecek işler değil. Hemen yukarı tarafta bulunan bina şu an güç bela ayakta kalan boş bir binanın alt tarafındaki alandan kurulmuşlar. Ki geçtiğimiz dakikalarda sizler de şahitlik ettiniz. Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu. Ki bu binanın da depremde yine yıkılma riskinin söz konusu olduğunu belirtelim. Ve işte buna rağmen görüyorsunuz herkes içeride. Canları pahasına içeride. İşte oradaki o enkazın altında iletişim kurulan, kendileriyle konuşulan annesi ve oğlu, çocuğunu, bebeğini kurtarmak için hepsi şu anda çalışıyorlar, uğraş veriyorlar. Hata yapma güçlerimiz yok. O yüzden titiz bir çalışma yürütülüyor. Hem Ayşe Mine Aydın'ı hem de Miran Ayaz Aydın'ı kurtarmak için gerçekten çok büyük bir çalışma yürütülüyor. Burada çok büyük bir işbirliği dedik. İlk olarak yine 4. Komando Tugay Komutanlığımızın arama köpeğiyle tespit gerçekleşmişti. Akabinde de görüyorsunuz madencilerimiz geldi, sivil toplum kuruluşları geldi. Hemen yukarı katta İspanyol ekip geldi. Burada inşallah bu alınan, ses alınan iki canı, sesi tespit edilen, yerleri belirlenen, sesleri alınan, hatta iletişim kurulan anne ve bebeğini kurtarmak için çalışmalar burada gerçekten yoğunlaşmış vaziyette. Şu anda bizler de gerçekten bu anın artık taşlanmasını bekliyoruz. Artık inşallah çocuklarımız, çocuğumuz, bebeğimiz, 20 günlük bebeğimiz ve annesinin çıkışıyla beraber inşallah biz buradan bu umudu, Türkiye'nin bu mucizeye tanıklık ettiği anları tekrar bu ekranlardan, TRT ekranlarından şahit olmak istiyoruz. Umudumuz dipleri, madencilerimiz çok yoruldular ama onlar da hala cansiperane bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada askerlerimiz, silahlı kuvvetlerinin mensupları burada, sivil toplum kuruluşları burada, vatandaşlarımız yine dışarıda bu güzel haberi almak için bekliyorlar. Gerçekten çok büyük bir mucize, çok büyük bir umut var. Bu umudun, bu yaşam emarelerinin belirli başlı artık emareleri de, belirtileri de artık ortaya çıktı. Ses alındı, ısı alındı, temas kuruldu. İnşallah ilerleyen dakikalarda, olmadı ilerleyen saatlerde ama inşallah en kısa süre içerisinde hem anne hem de bebeği canlı olarak çıkartılacak. Biz bu noktada umudumuzu koruyoruz. İnşallah milletimizin de şu anda, ekranların da başında olan herkesin de şu anda bu umudu koruduğunu ve bu duayı, daha doğrusu tüm Türkiye'den, hatta dünyanın dört tarafından bu duanın annemize ve içerisindeki yavrusuna gittiğini, yine burada çalışan ekiplerimize gittiğini biliyoruz. İnşallah bu duaların karşılık bulduğu anlara tanıklık edeceğiz. Bizler de bunun için buradaki haber nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz Sezen Yüce. Evet, Kahramanmaraş'tan Aydın Apartmanı'nın enkazından anne ve bebeğinin kurtarılması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Buradaki arkadaşımız tüm detaylarıyla paylaştı. Şu anda arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma ilişkin notları. Evet sayın seyirciler, henüz 2 aylıkken depremle tanıştı. Enkazın altından tam 107 saat sonunda sapasağlam çıkarıldı. Gülen yüzüyle umudun sembolü oldu. Şu an Adana Şehir Hastanesi'nde bulunan bebeğin son görüntüleri geliyor ekrana. Bebeğim. 107 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Kıpkırmızı burnu, gülen gözleriyle yürek ısıttı. Mucizenin adresi Hatay. 2 aylık bebek, moloz yığınlarının arasından kurtarıldı.